Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Güzel bir gün Şarköy'de. Marmara 19'un oralardayız. Yolumuz buraya kadar geldi şimdilik. Şuradan sahile doğru binelim denize. Buraya sık geliyorum zaten. Daha önce de burada çıkmış olduğum videolar da var. Burası gayet güzel. Tabi yazın burası çok kalabalık oluyor. Denize girenler. Güneşlenenler. Parıltıyı görüyorsunuz değil mi siz de? Ekim ayındayız. Yazlıkçıların çoğu kaçtı. Yani kaçtı derken gittiler. Dikkatimi çekti arkadaşlar. Belki bir ilgileniniz olabilir. Burada güzel bir ev var. Sıfır deniz. Evet, buradan evden çıkıyorsun. Ve denize giriyorsun. Evden çıkıyorsun, denize giriyorsun. Satılık diye yazmışlar. Öğretmen emlaktan satılık diye. Telefon numarası falan var. Bahçeli gayet güzel bir yer. Belki içinde bayağı masraf olabilir ama ilgilenenler, sıfır deniz düşünenler bence kaçınılmayacak bir fırsattır. Bakın önde villanın bahçesinde şam ağacı falan da var. Arkada bahçesi de var. Gayet güzel. Evet. Bu arada bu maskeyi buraya takıp da bağlayan kişiye çok selam söylüyorum. Kulaklarını çınlatmışımdır herhalde. Yani orada çöp kutusu var, götürüp oraya atsan. Şarköy'de satılık çok ev var. Bana zaman zaman yazıyorsunuz, arıyorsunuz. İşte biz ev almayı düşünüyoruz. İşte uygun fiyatı ev var mı falan gibi. Ben emlakçı değilim ama birçok arayan kişiye gezip dolaştığımız için böyle denk geliyor bazen. Az önce de gösterdiğim gibi. Satın almak istiyorsanız telefon numarası da var. Orada arayıp sorabilirsiniz fiyatı nedir diye. Ben ekonomik olarak zengin birisi olsam evi alırım yani. Çünkü sıfır deniz. Önde hiçbir şey yok. Evden çık denizdesin.
Ama fakirin bir bisikleti var. Kaldı ki öyle ev alsın. Düşünenler oluyor zaman zaman. Yazan arkadaşlar da oluyor. Herkesin ekonomik bütçesine göre Şarköy'de ev alması mümkün. Ortalama 150 bin lira civarından tutun. Trilyona kadar ev bulabilirsiniz. Fiyatlar minimum 150, maksimum 1 trilyon falan daha yukarıda gidiyor. İsteğe göre, yerine göre, mahallesi mevkisine göre fiyatlar farklılık gösteriyor tabii. Merhaba, merhaba. Evet, Fatoş Hanım Bursa'da. Emine özlemiştir muhtemelen. Bahadır Güzel Hanım. O da evini özlemiştir. Ya Bursa'da ya Almanya'da. Artık bilmiyorum. Evini özlese. Evini görsün kenar alan köşesinden. Dönüşe geçtik şimdi artık. Yeter bu kadar. Tarifinde önemli bir yer teşkil ediyor. Yağmur büfeye geçince işte ileride sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun gibi. Böyle yerler. Önemli. Ağaçlar kesiyorlar. Güzel koku salmış. Rüzgar kesici aletimiz var ama az bir şey rüzgar oldu mu bu alet etkisini göstermeye başladı. Yine de takıyorum. Videoları izlerken bakıyorum gene rüzgar sesi var. İlk zamanlarda etkisi iyiydi. Şu anda ne oldu bilmiyorum. Bozuldu mu? Anlayamadık. Or kullanmadık, bir şey yapmadık. Sadece fişini taktık. Çalıştırdık. Çabuk bozulan bir alet herhalde. Eğer videolarda rüzgar sesi varsa kusura bakmayın, aletimiz de var yani. Alet de takıyoruz şu anda. Aletsiz çekim yapmıyorum. Ama rüzgarı kesmiyorsa işte alet bozulmuş olabilir. Sağ olsun Erdal arkadaşımız almıştı. Almanya'dan bir tane takipçimiz. Bu yazın çok güzel dostluklar kurduk, arkadaşlıklar kurduk. Yani biz takip edenlerle buluştuk, sohbet ettik, çay içtik. İyi arkadaşlıklar kurduk. Dilerim daim olur. Ve daha yeni insanlarla, daha yeni arkadaşlarla tanışacağımızı da eminim. Bizi canı gönülden destekleyen, takip eden arkadaşlarımız var. Bana yazan birçok insan var. İşte pandemiden dolayı gelemeyeyim. El ele bir İsa'mız var Belçika'dan. Ne zaman canlı yayın yapsam, abi rüzgar sokaktan geçsene der. Bak ona da burada selam söylüyorum. Rüzgar sokaktan çok geçti. Onun için özellikle kaç defa gittim. Ama ne zaman canlı yayın yapsam ilk yazdığı şey var. Abi rüzgar sokaktan geçsene. Artık deli etti beni rüzgar sokak, rüzgar sokak diye diye. Yavaş yavaş üniversite tarafına yaklaşıyoruz. Buraları sakin yerler. Genelde videoları 10 dakika civarında tutuyorum. 10 dakikadan sonra kesiyorum. Çok uzun olmasın. İzlerken de sıkıcı olmasın diye.
zaten biraz bayır çıkıyorum bisikletle. Biraz zorluyor. Ha, şurada kendimi gördüm, bir tur atayım bakayım. İşte bu çekimi yapan kişi benim arkadaşlar. Aynada gördüğünüz. Bu videoyu da bitirelim. YouTube kanalımıza abone olsanız sevinirim. Sağ altta hep söylüyorum, abone ol butonu var. Abone ol butonu dokunursa, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.